TRT 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Erdoğan'ın mallarına el konulur mu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasıyla birlikte yeni bir tartışma başladı. Dünya Bankası raporlarına göre gezegenimizde en çok kamu ihalesi alan 10 firmadan 5'i Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye anlattığı kişiler aslında bir paravan, bir muhtemet. Eskiden de siyasiler yolsuzluk yapardı ama kamufle edilebilecek nispette olduğundan birinci derece yakınları üzerine almaktan çekinmezlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paradigmayı kökten değiştirdi ve mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Öyle olunca küçük komisyonlar karşılığında bu riski üstlenecek iş adamlarına ihtiyaç doğdu. Fakat aktarılan servetin boyutları bu senaryoyu bile inanılması imkansız hale getirdi. Şayet ülkeye bir gün hukuk geri dönerse Erdoğan'ın kaçırdığı servetin akıbeti ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun önerisi kamulaştırma. Bu yapılmalı mı? Elbette. Mümkün mü? Kesinlikle. Bazı insanlar kamulaştırmanın mülkiyet hakkı ihlali olduğu gerekçesiyle CHP liderine itiraz ediyor. Haklı endişeleri anlamakla birlikte bence yanlış düşünüyorlar. Bir banka müdürü çete kursa ve paraları dikkat çekmemek için onların hesabına aktarsa ne olur? Bankaya alınan malzemeleri 100 katı fatura kesebilir, işlemler için dekont hazırlayabilirler. Yakalandıklarında kazanılmış hak ya da mülkiyet hakkı gibi evrensel ilkelerden yararlanabilirler mi? Erdoğan ve beşli çete arasındaki ilişkinin bundan farkı yok. Kamu özel işbirliği denilen eskinin yap işlet devret modelinden devşirilen uygulama, devlet hazinesini boşaltmanın aparatına dönüşmüş durumda. Neredeyse bütün projeler gereklilik ve verimlilik incelemesinde sınıfta kalıyor. Dünyanın en iyi ve amaca uygun havaalanları listesinde üst sıralarda olan Atatürk Havalimanı'nı bırakıp 3. havaalanını neden yaptılar? Çünkü büyük götürebilmek için büyük projelere ihtiyaçları var. İstanbul'a yeni kanal açmak, devasa şehir hastaneleri, kimsenin geçmediği tünel ve köprüler, çürümeye terk edilen havaalanları. Liste uzayıp gidiyor. Erdoğan hem paranın izini kaybettirmek hem de sermayesini uluslararası tahkim güvencesine kavuşturmak adına yurt dışından dolaştırıp getiriyor. Katar ve Malezya sandığımız şey de aslında büyük oranda Erdoğan. Futbol maçları ihalesini Katar'a verip paranın 300 milyon liralık kısmını devlete ödettiriyor. Havuzunu doldurmak için hiçbir fırsatı ıskalamıyor. Erdoğan ve onun kırıntılarıyla beslenenler çekirge sürüsü gibi daldı ülkeye. Anlamsız ve verimsiz büyük projeler yapmakla da yetinmiyorlar. Bunu astronomik fiyatlarla hazineye fatura ediyorlar. Sayıştay, Cengiz Holding'in yaptığı Ovid Tüneli inşaatında 19.5 bin liralık iş için 17 milyon lira ödendiğini tespit etti. Norveç Iksund Tüneli ile Türkiye Avrasya Tüneli karşılaştırmasına bakar mısınız? Daha derin, daha uzun ama 15 kat daha ucuz ve geçişler ücretsiz. Norveç Iksund Tüneli, tarih 2008, derinlik 287 metre. Uzunluk 7.7 kilometre. Maliyet 92 milyon dolar. Geçiş ücreti ücretsiz. Türkiye Avrasya Tüneli. Tarih 2016. Derinlik 106 metre. Uzunluk 5.4 kilometre. Maliyet 1.3 milyar dolar. Geçiş ücreti 6 dolar artı KDV. Benzer bir karşılaştırmayı Pekin'deki Daxing Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında yapabiliriz. 10 milyon daha fazla yolcu kapasiteli Daxing Havalimanı 12 milyar dolara mal olurken Türkiye Erdoğan'ın müteahhitlerine 35 milyar dolar ödeyecek. Örnekleri çoğaltabiliriz. Meselenin adını tam koymak lazım. Erdoğan, meşru devlet hazinesine paralel bir hazine kurdu ve çeşitli borularla parayı o havuza aktarıyor. Aynen Cem Uzan'ın banka ve şirketlerinde ikili muhasebe tutup devleti ve mudilerini soyması gibi. Cem Uzan'a ne yapalım soymuş bir kere diyemiyorsak Erdoğan'a da bu imtiyaz verilemez. Ne yani Osman Gazi Köprüsü'nden geçsek de geçmesek de Erdoğan'ın torunlarına milyar dolar aktarmaya devam mı edelim? Diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde.